Mediha Yiğit 65, Fahrettin Temur 68 yaşındaydı. İkisi de hac ibadeti için gittikleri kutsal topraklarda aynı kaderi yaşadı. İki vatandaşımızdan günlerdir haber alınamıyor. Aileler perişan. Konsolosluk kayıpların gizemini çözmek için devrede. Korkutuyor bizi. Onu bulmamaktan endişeleniyoruz. Çok korkuyoruz. Hac ibadeti için kutsal topraklara gittiler, kayboldular. İkisinden de günlerdir haber yok. İşte birinin son görüntüsü. Bu kayıt anneniz öldü mesajıyla ailesine atıldı. Ötekindense hiçbir haber gelmedi. Bu durum çok üzücü. Hiçbir şekilde bir şeye ulaşamıyoruz. Fahrettin Temur 68, Mediha Yiğit 65 yaşında. İkisi de hac ibadeti için Suudi Arabistan'a gitmişti. Mediha Yiğit 50 gündür kutsal topraklardaydı. Arafat Dağı'na çıktığı sırada nasıl olduğu bilinmez ancak kızının telefonuna bir video geldi. O videoda annesi yerde baygın halde yatıyordu. Kızı hemen aradı ancak telefonu başkası açtı. İddiaya göre yabancı uyruklu o kişi genç kadına annesinin öldüğünü söyledi. Ama daha sonra ölmediği, bayıldığı, hastaneye kaldırıldığı haberi geldi. Sonra o irtibatta kesildi. Fahrettin Temur yaklaşık bir ay önce damadıyla birlikte ibadet etmek için Mekke'ye gitmişti. Ancak bayramın ilk günü gece yarısı birbirlerini kaybettiler. Damadı otele ulaştı. Fakat yaşlı adam otelin yolunu bilmiyordu. Maalesef o da kayboldu. Kimliği, telefonu, ona ulaşabileceğimiz hiçbir şey yok yanında. Dedemin herhangi bir akli hastalığı ya da bir sıkıntısı yok. Sadece kalp ve tansiyon hastalıkları var. Fahrettin Temur'dan iki gündür hiçbir haber yok. O gün de çok yorulmuşlardı. Bütün gün ibadet ettiler, çok yürüdüler. Belki o yorgunluktan dolayı hastaneye kaldırılmış olabilir, bilmiyoruz. Kayıplar için devreye başkonsolosluk girdi. İki ailenin çaresiz bekleyişi sürüyor. Acilen dedemizi bulmak istiyoruz.